Herkese merhaba. Bugün köpeklerimize verilmesi zararlı olan, köpeklere faydalı olmayan besinlerden bahsedeceğim. Şimdi bu besinlerin başında herkesin bildiği gibi çikolata geliyor. Çikolata köpeğe aşırı derecede zehirli bir madde. Köpeklerinize çikolatayı asla ve asla vermiyorsunuz. Köpekler çikolatayı buldu mu tüketmeyi severler. O nedenle açıkta ortada çikolatalarınızı bırakmayın. Kendiniz yiyin, köpeklerinize asla vermeyin. Evet, diğer maddemiz soğan, sarımsak ve pırasa. Soğan, sarımsak aslında küçük miktarlarda verildiğinde köpeğe iç dış paraz için faydalı olduğunu söylüyorlar. Ama bu dozajı ayarlamak, yani soğanı sarımsağı vererek ayarlamak zor olduğu için vermemenizi tavsiye ediyorum. Yani soğan ve sarımsak köpekteki kırmızı kan hücrelerini öldürüyor. Köpeğinizi anemi yapabilirsiniz. Bu nedenle soğan, sarımsak ve türevlerinden uzak durmanızda fayda var. Üzüm ve kuru üzüm. Şimdi üzüm ve kuru üzüm köpek için zehirli maddeler. Köpeğinize üzüm ve kuru üzüm vermeyin. Açıkta bulundurmayın. Özellikle yaz zamanlarında masanın üzerinde böyle güzel bir üzüm olur. Köpeğiniz gelip yiyebilir. O nedenle üzüm ve kuru üzüm köpek için tehlikeli bir maddedir. Köpeğinize üzüm ve kuru üzüm vermeyin. Diğer bir maddemiz balık, çiğ balık. Şimdi çiğ balık aslında çiğ beslenen köpeklerde diyetlerinde balık uygulanıyor. Fakat köpeğin metabolizması zaman içerisinde balığa çiğ beslenmeye alışmış olduğundan dolayı alışkın olmayan köpeklere çiğ balık verdiğiniz zaman köpeklerde kusma, ateş, ishal gibi durumlar meydana gelebilir. Kılçıkları büyük olan balıklarda, kılçıkları ağzına, boğazına, midesine köpeğin batabilir. Bu nedenle tehlikeli olabilir. Balık verip vermemek çiğ beslemeyen insanlar için, yani mamayla besleyen insanlar için balığı vermeyi tercih etmemelerinde fayda var. Diğer bir zararlı olan besin avokado. Avokado köpekler için zehirli bir besin. O nedenle köpeklerinize asla avokado vermeyin. Verilmemesi gereken bir besin mantar. Mantarlar, kültür mantarları dahi olsa köpeklerde farklı etkiler yaratabiliyor. Ateş ya da kusma gösterebiliyor. Yani bu durumlar, hani şöyle söyleyeyim, yani köpeğinize mantar da veriyor olabilirsiniz arada. Ama genel olarak verilmemesi tercih edilen besinler içerisinde kültür mantarı haricinde diğer doğada olan mantarları da asla vermeyin. Kendiniz de zaten yemeyin. Diğer bir verilmemesi gereken madde ise bilindiğinin aksine süt. Şimdi süt aslında kıymetli bir protein. Fakat direkt inek sütünü alıp köpeğinize verdiğiniz zaman köpeğiniz inek sütünü midesi hazmedemiyor. Yani köpekte laktoz alerjisi denen bir alerji yapabilir. Köpeğinizi büyük ihtimalle ishal eder. O nedenle eğer ki süt verme ihtiyacı duyuyorsanız köpeğe, sütü 1/3 oranında ya da en azından yarı yarıya mutlaka ve mutlaka sulandırarak verin. Yani köpeğe sütü, aldığınız sütü direkt bir şekilde vermeyin, inek sütünü. Verilmemesi gereken madde ise alkol. Alkol insanlar için zehirli olduğu kadar köpekler için de zehirli. Küçük köpekler için çok çok daha zehirli. Neden? Çünkü küçük köpeğin bünyesi alkolü hiç kaldıramaz. Yani kimse köpeğine tutup da alkol vermez ama köpeğiniz yanlışlıkla bu alkolü tüketebilir. O nedenle kahve ve çay. Kahve ve çay insanlar içindir, köpekler için değildir. Yani mamaların üzerine hadi kahve ekleyeyim, çay ekleyeyim, işte ya da soğuk çaylardan ekleyeyim gibi şeyler yapmayın. Bunlar da köpekler için faydalı değil, zararlıdır. Diğer besin ise tuz ve şeker. Tuz ve şekeri de köpeklerinize vermeyin. Şeker köpeklerde diyabet yapar, kilo yapar, ilerleyen dönemlerde körlük yapar. Tuz da en az şeker kadar zararlı bir besin. Köpeklerin öğününe tuz ve şeker dahil etmeyin arkadaşlar. Diğer bir verilmemesi gereken besin kemikler. Şimdi çizgi film etkisiyle herkes köpeğine kemik veriyor. Şimdi köpeğinize sıyrılmış, eti tamamen sıyrılmış bir kemiği yemesi için vermeyin. Ancak ve ancak öğününün üzerine kemiği köpeğe ödül olarak, işte dişlerini kaşısın diye ya da kırsın içindeki iliği yesin diye büyük kemiklerden verebilirsiniz. Yani tavuğu yiyip tavuğun kemiğini köpeğinize vermeyin. Pişmiş kemikleri köpeğinize vermeyin. Köpeklere çiğ kemik vermeyi tercih edin. İçlerinde ilik olan büyük kemikleri vermeyi tercih edin. Küçük bir seferde yutacağı kemikleri köpeğinize asla ve asla vermeyin. Diğer bir besinimiz brokoli. Şimdi çiğ beslenen köpeklerin öğünlerinde brokoli var. Şimdi brokoli faydalı bir besin. Yani antioksidan özelliği olan bir besin. Ama brokoli diyetin %10'undan fazla olmamalı. Eğer diyetin %25'inden fazla olursa köpek de zehirlenmeye yol açar. O nedenle mamayla beslenen köpeklerinize tutup da ekstra brokoli vermeyin.
Yani çiğ beslenen insanlar, köpeklerini çiğ besleyen insanlar, diyetlere uyarak besleyen insanlar bunların ölçülerine dikkat ediyor. Aa işte benim arkadaş köpeğine brokoli verdi, ben de vereyim diye yapmayın. Ya köpeğinizi mamayla besleyin. Mamayla beslemeyeceksiniz, çiğ besleme tarafına geçeceksiniz. Yani raw dediğimiz, barf dediğimiz diyetleri uygulayacaksanız o şekilde bu öğünleri ölçülerinde vermeniz gerekiyor. Yani kafanıza göre işte arkadaş havuç vermiş, hadi ben de mamasının üzerine havuç koyayım, yapmayın. Köpeğinizi beslenmesini bir düzene sokun, bir düzen halinde devam ettirin. Son olarak söyleyeceğim ise çekirdekli meyveler. Arkadaşlar çekirdekli meyveler, erik gibi, kayısı gibi, şeftali gibi meyveleri köpeklerinize vermeyin. Köpekler çekirdeğini çıkaramazlar, çekirdeğiyle beraber yutarlar. Daha önceden benim başıma geldi. Yani evimde erik ağacı var. Erik ağacının dökülen eriklerini köpeğim yedi ve bağırsaklarında sıkışma oldu. Sizin de başınıza gelebilir. Bu nedenle dikkat edin. Çekirdekli meyveleri köpeğinize vermekten imtina edin. Sizlere köpeklerin beslenmesiyle ilgili vermemeniz gereken şeyleri anlattım. Umarım sizler için faydalı olur. Kanalı izlemeye devam edin arkadaşlar. Abone olun, beğeni atın, yorum yapın. Her türlü yorumu yapabilirsiniz. İyi ya da kötü yorum yapabilirsiniz. Kötü yaptığınız yorumlarda kendimizi düzeltmek için çabalarız. Hakaret olmadığı, küfür olmadığı takdirde her türlü yorumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.